Arkadaşlar şimdi de artık SolidWorks içerisinde size perspektif resimler çizdirtmeye, onlar üzerindeki ufak önemli detaylardan bahsetmeye, ufak pratik yöntemler göstermeye çalışacağım. Örneğin böyle bir parçayı çizebilmek için front plane'in olduğu yeri karşıma alıyorum. Rectangle komutuyla buradan bir dikdörtgen çiziyorum. 60 mm'ye 70 mm ölçülerimiz varmış. Sonra parçamızda şöyle bir ayrım mevcut. Bu ayrımdaki bilgiler 20'ye 60 derece. Şöyle önce bir kopartalım. Yani burası 20 ve 60 derece. Şuradaki mesafemiz de 30. Gördüğünüz gibi herhangi bir kırpma vesaire işlemi yapmıyorum. Extrude komutuyla bu bölgeyi düzlemim ortada kalsın diye mid plane ile 50 mm yükseltiyorum. Bu yükselmeyi gerçekleştirdikten sonra şu yüzeyin olduğu yere Center Rectangle komutuyla bir dikdörtgen daha çiziyorum. Bu dikdörtgenin alt kenarını da getirip buraya çakarsam mesafe değerini de 20 mm verirsem işlemin çoğunu halletmiş olacağım. Bakın tekrar Extrude Cut böyle bir kesme değil. Şuradaki Direction ile bu doğrultuda kes diyerek kesme işlemi gerçekleştireceğim. Son olarak da Chamfer komutuyla bu kısımlara kaç milimetre ise opak değerlerini vereceğiz. Başka bir videoya geçmeden önce aynı video içerisinde hemen bir resim daha oluşturalım. Basit bir parça ama bu basit parça üzerinde göstermeye çalışacağım ayrıntı da yine bir başka bir şey arkadaşlar. Pop plane'e geçiyorum. Ve merkeze göre rectangle. Merkeze göre rectangle. Bunların hepsini oluşturduk. 40'a 20. 6'ya 15. Yani şu 40. Bu 20. Şimdi bakın şöyle küçülttüğümüzde nerelerden tuttuğumuzu görebiliyoruz. Bunu da aynı şekilde. Bir problem yok yani. Şurası 15. Burası da 12 diyorum. Şunlar 10 ve 20. Yani size göstermeye çalıştığım şey burada şu arkadaşlar. Line komutuyla eziyet çekmeyin. Mid plane diyorum. Neden mid plane diyorum? Çünkü bunu karşıma aldığımda tam orta noktayı yakalayarak buradan da aynı şekilde çizimlerimi yapabilmek istiyorum. Bak. Boydan boya kestik. Evet, gördüğünüz gibi parçamız hazır arkadaşlar. Diğer örneklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.